Hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen haftanın özetiyle her zaman olduğu gibi başlayalım bu haftaki yayınımıza. Biliyorsunuz geçen hafta yayınımızda 750 liralık kredi kartı kesintisinden bahsetmiştik. Çok taze bir haberdi çünkü geçen hafta o yayını cuma akşam üzeri yapıyorduk. Haber de zaten cuma akşam üzeri gelmişti. Orada detaylarını paylaşmıştık. Şimdi çok tartışıldı geçen hafta. Bunu ister bunun ismine katkı payı deyin, ister harç deyin, ister vergi deyin, nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Adil olmayan bir durumdu ve zaten kamuoyu tepsisiyle de geri adım atıldı. Vergi konusunu geçen hafta bu vesileyle çok tartıştık. Vergi aslında hani genel olarak bakıldığında harcama ya da gelir üzerinden alınır. Burada bir harcama yok, belirli bir limit var. Harcasanız bile siz harcama yaptığınız zaman KDV'yi, ÖTV'yi ödüyorsunuz. Zaten bir vergi ödüyorsunuz. Harcadığınız zaman zaten harcadığınız para sizin gelirinizdir. Gelir vergisini de ödüyorsunuz. Yani burada dediğim gibi bu bir limitti. Bu limit üzerinden vergi alınması çok adil olmayan bir durumdu. Vergi demişken hani bir iki de rakam vereyim bununla alakalı olarak. Eylül bittikten sonra ilk 9 aylık rakamları geldi. Toplam 5.1 trilyon lira vergi ödemişiz biz. Hepimiz, siz, ben, etrafımızdaki kişiler 5.1 trilyon liraya ulaşmış toplam ödediğimiz vergi. Ozan Bingöl çıkarmış, bir dakikada 13 milyon lira demek bu. Yani biz dakikada 13 milyon lira vergi ödüyoruz. İşte saatte 738 milyon, günde 18-19 milyar, ayda da 570 milyarın üzerinde bir vergi demek. Tabii bize ilkokuldan beri hatırlarsınız, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diye bir kalıbı beynimize işlemiştir. Hepimiz bu öğretildi bize. Vergi verilir ama az önce söylediğim gibi adil olmalı, doğru vergi alınmalı. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sık sık ifadeleri oluyor. İşte verginin doğru ve adil alınacağına dair. Orada belli meslek kollarının işte az vergi verdiği, bazı çalışanların, örneğin ücretlilerin kaynağında kesildiği için daha fazla vergi verdiği gibi bir durum söz konusu. Neyse çok detaya girmeyelim bu Mehmet Şimşek'in ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konusu. Tabii vergiyle birlikte devletin en büyük kazançlarından gelir kalemlerinden biri aslında cezalar. Burada trafik cezaları ile ilgili bir rakam açıklandı hafta içinde. Geçen yıla kıyasla %176 oranında artmış. Bütçede 2024 bütçesi hazırlanırken 2024 yıl sonuna kadar 20,5 milyar liralık, işte 20-21 milyar lira civarında bir trafik cezası geliri öngörülmüş. 9 ayda yaklaşık 30 milyar liralık bir trafik cezası kesilmiş. Bu da %50 9 ayda %50 fazlasına ulaşıldığını gösteriyor. Sadece trafik cezalarından günde ortalama 110-111 milyon lira bir geliri var devletin. Tabii bu kadar gelir var. İşte vergiler, cezalar konuştuk. Devletin bütçe açığı, o da geçtiğimiz hafta açıklandı, 1 trilyon liranın biraz üzerinde gerçekleşti. Ama şu dikkat çekici bir durum. Aynı dönemde yalnızca faiz gideri, devletin faiz gideri 913 milyar lira. Yani 1 trilyon liralık vergi giderinin hemen hemen tamamı faiz giderine kaynaklanmış. Yani faiz olmasa, biz faiz ödemesek bütçe açığımız olmayacak gibi görünüyor. Tabii faiz demişken Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta içinde geldi. Sevgili Uğur grafiği yansıtabilirse ekrana, orada politika faizi %50'de sabit kaldı. Beklenti de buydu zaten. Ekranda gördüğünüz gibi son 7 toplantıda faizi değiştirmediğini görüyoruz. En son 8 ay önceki toplantıda %50 seviyesine çıkarıldıktan sonra son 7 toplantıda faiz sabit kaldı. 8,5'tan 50'ye giden bir hareket var. Ama enflasyonu da görüyorsunuz, turuncu çizgi. O enflasyonda da faizin hemen altına 49 küsurlara gevşeyen bir enflasyon oranı var. Yıllık enflasyon oranı var. Bu enflasyon oranının biraz daha aşağıya gelmesi lazım. O düşüş hızının son dönemde yavaşladığını görüyoruz. Zaten faiz kararı sonrası Merkez Bankası metinde şöyle bir ifade kullandı. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemde veri akışı ile artmıştır. Şimdi burada bir belirsizlik var. Son dönemdeki veri akışı diyor. İşte enflasyon vesaire gibi veriler. Bu ifade aslında önümüzdeki Kasım ayında herhangi bir faiz indirimi ihtimali ben beklemiyordum ama Aralık'ta olabilirdi. Şimdi Aralık ihtimali de çok düşük. 2025 yılından önce bir faiz indirim ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Zaten benim yayınları izleyenler, ekonomi ekranında ve diğer mecralardaki yayınları takip edenler şu düşüncemi bilirler. Faizi 2024 yılında enflasyon düştü diye hemen indirmek önümüzdeki dönem için ciddi sıkıntılara neden olabilir. Çünkü
enflasyonun en ufak bir yukarıya doğru dönüşünde tekrar yükselmeye başladığında faizi aynı oranda artıramazsınız bu sefer. Dolayısıyla biraz daha önünüzü görerek böyle 2-3 aylık periyotlarda bu düşüş eğilimini, enflasyondaki düşüş eğilimini net şekilde gördükten sonra faiz indirmek gerekiyor. Zaten 2025 yılından önce bir faiz indirimi yapmanın yanlış olduğunu ben yayınlarda kendi düşüncem olarak ifade ediyordum. Faiz kararından sonra geçelim borsaya. Şimdi borsa bilanço dönemi tekrar başladı. İkinci çeyrek bilançolar daha yeni bitmişti aslında. Ama şimdi üçüncü çeyrek bilançolar geliyor. Bu enflasyon muhasebesi nedeniyle bu çok karıştı. Çok yakın birbirine bu dönemler. Alternatif yatırım araçlarının getirisinin yüksekliği, işte faizin yüksekliği borsadan bir miktar buraya para çıkışına neden olmuştu. Bunu geçtiğimiz yayınlarda da konuşuyorduk. Faizin yüksekliği hisse senedi piyasasında kredili pozisyon taşımının maliyetini de artırıyor. Dolayısıyla öyle de bir kayıp var borsa tarafında. Tabii bunlar borsayı etkileyen olumsuzluklardan ama borsadaki baskıya neden olan bir diğer sebep de ikinci çeyrek bilançoların kötü gelmesiydi aslında. Son dönemdeki o borsadaki olumsuzluğun nedenlerinden biri de. Neden kötü geldi? Genel olarak baktığımızda şirketleri incelediğimizde kur bu ikinci çeyrek döneminde değişmedi çok fazla. Daha yatay, stabil bir hareketi vardı orada. Dolayısıyla enflasyonla maliyetlerin şiştiği, şirketlerin maliyetinin şiştiği ikinci çeyrekte ihracatçılar ve malın dövize bağlı olarak belirleyen şirketler operasyonel anlamda hayal kırıklığı yaşadılar. İlk bilançoda Aselsan'ına geldi geçtiğimiz hafta. Üçüncü çeyrek bilançosu geldi Aselsan'ın. Burada baktığımızda aslında beklentiler dahilinde hatta bazı kalemleri örneğin cirodur, faiz ve vergi öncesi kar gibi kalemler hatta net karı da buna üzerinde sayabiliriz. Burada beklentilerin hafif de olsa üzerinde geldi. Bu olumlu iyi bir sinyaldi. Bir miktar biz böyle iyileşmelerin olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta açıklanacak önemli bilançolar var. 22 Ekim'de Ereğli'nin, 23 Ekim'de TAV ve Türkiye Sigorta'nın, 24 Ekim'de Akbank, Ebebek ve Türk Traktörü, 25 Ekim'de de Arçelik ve Anadolu Hayat'ın bilançoları gelecek. Aselsan rakamları önümüzdeki haftalarda bu açıklanacak bilançolar açısından aslında bir miktar bize olumlu fikir verdi. Az önce de söylemiştim. Burada kurda son dönemdeki artan hareketlerin dövizle fiyatlayan ve ihracatçı diğer şirketlerin de beklentilerin üzerinde kar açıklayabileceği beklentisini oluşturdu. Bu anlamda hani otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim, gıda gibi sektörlerde karlar beklentilerin üzerinde gelebilir ya da beklentilerden kötü gelmez diyelim. Hani son biraz temkinli olalım, kötü gelmez diyelim. Ama mesela baktığımızda petrol fiyatları biliyorsunuz 84 dolarlara kadar gitmişti ama oradan 72 dolarlara kadar geri geldi. Hem bu geri geliş yetersiz talebe de işaret ediyor. Yetersiz talep rafineri marjlarını baskılıyor. Ayrıca stokla çalışan rafinerilerin stok zararı yazmasına da sebep oluyor. Bu nedenle hani biraz daha bu petrokimya şirketleri mesela olumsuz etkilenebilir. O şekilde değerlendirmek lazım. Bankacılığa bakarsak bankalar enflasyon muhasebesi uygulamadığı için en erken kar açıklayan sektörlerden. Burada beklentiler şöyle: Vakıfbank ve TSKB'nin çeyreklik bazda net kar artışı açıklaması, İş Bankası'nda net karında bir daralma bekleniyor. Beklentiler o yönde. Tabii piyasayla ilgili böyle konuşurken son dönemde piyasada çok ciddi bir baskı var. Bu baskı, satış baskısı konusunda da şuna değinmek istiyorum. Bunu ben hem sosyal medyada, Twitter'da ve Sadık Mazanoğlu official Instagram hesabında da paylaştım. Özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasası VIOP'taki pozisyonlarla alakalı bir detayı anlatmak istiyorum. Şimdi VIOP'ta biliyorsunuz her iki yönlü pozisyon açılabiliyor. Hem piyasanın yükselişine yönelik pozisyon açabiliyorsunuz. Aynı zamanda piyasa düşecekse kısa pozisyon, short pozisyon yani düşmeye oynadığınız bir pozisyon da açabiliyorsunuz. Ekim Endeks 30 kontratında pozisyonlarda baktığımızda bir iki tane kurumun kısa pozisyonlarını ya yani uzun süredir artırdığını, çok yüksek seviyeye çıkardığını görüyoruz. Özellikle oradaki o iş yatırım pozisyonuna baktığımızda pazartesi günü yani 14 Ekim itibariyle iş yatırım 178 bin kısa pozisyondaydı, short pozisyondaydı. Ekranda, grafikte de zaten görüyorsunuz 178.296 kısa pozisyonu var. Şimdi bu çok ciddi büyük bir pozisyon. VIOP'ta açılan tüm pozisyonların aşağı yukarı %95-96'sına kadar ulaşmış olan bir büyüklük. Dolayısıyla şimdi bunu takip ediyoruz. Pazartesi günü böyleydi. Salı günü piyasa biraz toparlayınca, salı, çarşamba, perşembe bir miktar piyasada toparlanma gördük. Salı günü toparlayınca iş yatırım bu pozisyonların bir kısmını azaltmıştı. Acaba dedik bu kısa pozisyonlarını kapatıyor, artık buradan dönüyor mu derken 18'i itibariyle bu tablonun tekrar terse döndüğünü ve iş yatırımın 183 bin kontrata çıktığını, ekranda da görüyorsunuz zaten, tekrar 183 bin kontrata çıktığını görüyoruz. Yani
hala kısa pozisyonlarını Ekim vade için devam ettiğini gösteriyor. Şimdi VYOP'ta şöyle de bir durum var. Bugün bir pozisyon açtınız diyelim ki, düşüş yönünde pozisyon açtınız. Piyasa düşerse, yani siz karlı olursanız o karı tekrar kullanabiliyorsunuz. O karla da yeni pozisyon açabiliyorsunuz. Dolayısıyla piyasa düştükçe elde edilen karla yeni pozisyon açıldığından bir kar topu etkisiyle bu büyüyor ve satış baskısı gittikçe artıyor. Bu kadar büyük kısa pozisyon olan bir ortamda bu pozisyonlar kapanmadan yukarı dönmesi zor gibi görünüyor piyasanın. Buna bakacağız o nedenle. İşte Ekim vadeli kontratlar ayın sonu itibariyle sona erecek. Burada bu pozisyonlar acaba Aralık vadeye taşınacak mı? Yani önümüzdeki bir sonraki vade Aralık vade. Acaba pozisyonları kapatıp Aralık vadede yine short'a devam edecek mi bu kurumlar? Yoksa pozisyonlarını kapatıp evet burada düşüşü sonlandırıp bundan sonra yukarıya dönecekler mi? Şimdi bunu takip edeceğiz. Eğer Aralık ayına taşınmazsa vade sonunda sert yukarı bir hareket görme ihtimalimiz yüksek olur. Ama baktık taşınıyor, o zaman Kasım ayı da bizim için sıkıntılı geçecektir diye yorumlayabiliriz. Genel olarak baktığımızda endeks 9000 seviyesinin altında haftayı kapattı. 9000'in üzerinde aslında uzunca bir zaman geçirdik hafta içinde baktığımızda. Ama 9200 ve 8800 aralığı son iki yayındır. Hep bu aralıktan bahsediyorum. 8800 aşağıda desteğimiz, yukarıda 9200 direncimiz. Yine bu aralıktayız. Haftayı da 8793 puanda, o 8800 seviyesinin hemen altında kapattık. Önümüzdeki hafta yine bu vadeli pozisyonlar, işte bilançolar belirleyici olacak. Ben çok geri gelmesini artık bu seviyelerden beklemiyorum. Çünkü şirket geri alımları da açıklanmaya başladı. Şirketler evet benim hisselerim için buralar dip seviyeler demeye başladılar. Dolayısıyla bu geri alımların da etkisiyle birlikte ben bu 8750-8800 seviyelerinde taban yapan piyasanın yine yukarıları zorlayabileceğini, ancak 9200 seviyesinin geçilmesinin zor olduğunu, bu aralıkta bir miktar oyalanabileceğini düşünüyorum. 9200 eğer hacimli kırılırsa yukarı bir trendimiz başlar, ondan sonra 200 günlük ortalama olan 9600'lere doğru gideriz. Yani bir süre daha, geçen hafta dediğim gibi 8800-9200 aralığında hangi yöne kırılacağına bakacağımız bir piyasa olacaktır diye tahmin ediyorum. Bilançolar geliyor. Bilanço beklentisi oluşan hisselerde öncesinde beklentiyle birlikte hareketler olabilir. Bunları takip etmek gerekecek diyerek bu haftaki yayınımızı sona erdirelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.